Hadi bakalım risk alalım. Buraya dalalım arkadaşlar. Bu sefer de alırsak gerçekten çok güzel olacak. 319 bin altın ve 103 bin de iksir bakalım. 103 bin iksir fazla da önemli değil ama 319 bin altın gerçekten gözüme ölü bir geldi ki. Şimdi ben buradan 2 yıldız almaya çalışacağım. İnşallah alırız bakalım. Köy binası 8 ama olsun. Hepinin Instagram'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle sıfırdan köy binası 11 yolculuk serimizin bir başka bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır sıfırdan köy binası 11 yolculuk serisi gelmiyordu. Yaklaşık 2 ay falan, yok olmamıştır ya o kadar. 1 ay falan oldu arkadaşlar, 1 aydır gelmiyordu arkadaşlar bu seri. Yaklaşık 40 bölüm oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bayağıdır da girmediğimiz için bütün altınlarımız, bütün iksirlerimiz birikmiş. Hatta üstüne bir güncelleme bile geldi. Bütün çalı çırpılar, her şey birikmiş arkadaşlar. Neredeyse 5. inşaatçıya bile alabiliriz. Hatta alır mıyız, almaz mıyız bilmiyorum. Belki de ileriki bölümlerde de alabiliriz. Bu bölümde de alabiliriz, fark etmez. Bu arada şu an 180 bin altınımız var. Videonun sonuna kadar ganimet kasacağım. Ondan sonra inşaatçılarımızı çalıştıracağız. Sonra da bölümün sonuna geleceğiz. Bu şekilde bir sistematik yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi diyeceksiniz ki sıfırdan köy binası sonra yolculuk serisi neden gelmiyordu falan filan diyebilirsiniz. Arkadaşlar son zamanlarda biraz istekler düşmüştü bu serinin ama yorumlarda bir baktığıma göre bayağı bir sıfırdan köy binası sonra yolculuk serisini isteyen bayağı kişi vardı ve ben de bu kadar istek geliyor diye devam ettireyim dedim arkadaşlar. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlarda da yazmayı kesinlikle unutmayın. Bazı arkadaşlar direkt video açıp sonuna kadar izlemeden direkt sonuna açıyor, bakıyor ne yapmış falan etmiş diye bakıyor. Sonra da videoyu kapatıyor. Bu serinin az ilgi göstermiş anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden de serinin devam etme ihtimali düşüyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki sizler birlikte sıfırdan köy binası 11'e kadar yolculuk serimiz. Yani hatırlarsanız zaten hatırlarsınız dedim. Bu seri yani bu hesabı tamamen sizlerle birlikte kalsak. Ve sizler de sonuna kadar izlediğiniz takdirde ben bu seriye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü sizlerle birlikte gelişmek istiyorum, evet. Neyse fazla uzatmadan hemen şu dışarıdaki şeyleri, çalı çırpıyı değil de şu tuzakları canlandıralım. Sonra da şu ganimetlerimizi toplamadan önce şunları toplayacaktık. Neyse bir tanesini yanlışlıkla topladık arkadaşlar. Bu arada toplama düzenimiz hala burada duruyor. Şu düzende toplayacağız arkadaşlar ganimetleri diyecektim de bayağı bir sıkıntılı bir düzen şu an. O zaman onu kullanamayız. Köy binası da aldı olduk arkadaşlar ve 4. seviye duvarları ortaya koyduk. Bu bölümde duvarları da yükseltebiliriz bayağı bir. Şunları hemen dışarıdaki çalı çırpıyı toplayalım. Bu arada dükkanda da özel teklif varmış. İleriki bölümlerde de siz isterseniz şu şeyi alabiliriz. Özel teklifteki 13 TL'lik şeyi alabiliriz arkadaşlar. Siz isterseniz tabii ki de. Yani istemezseniz almayız. Sizler birlikte normal bir şekilde gelişiriz. Yani direkt kendimiz videolarda kasarak gelişiriz. Zaten genel olarak bu bölüme kadar yani 40 seri yani 40 bölüm oldu neredeyse arkadaşlar. Sizler birlikte geliştik ve nasıl gelişeceğini de öğrettim arkadaşlar. Yani yeni başlayanlar için. Yani yeni başladıysanız zaten bu serinin ilk bölümlerini bu kanalda bulamazsınız. Diğer kanalımdaydı. Ama diğer böyle 15. bölümden itibaren bu kanalda arkadaşlar. Ama 15. bölümden de itibaren izlemeye başlarsanız zaten çok kolay bir şekilde oynamaya yeni başladıysanız öğrenirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de eğitici niteliğinde bir seri oldu ve gerçekten de çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarda da zaten sürekli istiyorsunuz. Yani gerçekten de 3000-4000 like geldiği bölümleri de var hatta bu bölümün. Gerçekten de çok güzel oluyor. O yüzden de bu seriyi her zaman devam edeceğim arkadaşlar. Yani bazen istekler düşük olduğu için böyle 1 ay 2 ay falan gecikiyor olabiliyor ama bundan sonra istek olmasa bile yani istek olan arkadaşlarımız için yani böyle az kişi bile olsa getireceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten de 40 bölümdür bu seri için uğraşıyoruz ve devam ettirelim dedim arkadaşlar. O yüzden de bu seriye devam ediyoruz. Bayağı bir konuştum arkadaşlar. Biliyorum beyninizin etini yedim. Çok konuşuyorsun diyeceksiniz. Zaten 2 aydır neredeyse bana çok konuşuyorsun diyen yorum olmadı. Çok konuşuyorsun dememizin sebebi zaten şeydi. Bu seriydi. Yani bu seriyi ben çekerken genel olarak çok konuşuyorum. Çok konuştuğumdan rahatsız oldukları için belki de seriye fazla istek olmadı. Neyse bakalım. Biraz az konuşmaya çalışacağım o zaman. Tamamdır. Şöyle şunları bir toplayalım. Sonra da ganimetlerimizi toplarız. Sonra da savaşları geçeriz. Savaşlardan sonra da en sonunda da bölümün sonunda da birkaç tane savunmayı yükselterek ve duvarları da yükselterek güzel bir şekilde ilerleyelim. Bu arada YBJ klanına ne olmuş ona da bakalım arkadaşlar. Hala bak aylardır yani 1-2 aydır neredeyse hesaba hiç girmiyorum. Ve YBJ klanında hala 50'de 50 dolu arkadaşlar ya. Helal olsun be. Bu arkadaşları gerçekten çok seviyorum. Hatta şuraya selamünaleyküm yazayım çünkü uzun zamandır açık değildik arkadaşlar. Selamünaleyküm yazdık oraya. Ve klan savaşları da başlatalım arkadaşlar. Gerçekten de adamlara biraz ayıp ettik. O yüzden de şunu biraz daha toparlayalım. Bu arada 45'e 45 yapılmıyordu. O zaman şu ininü şu an kupası yokmuş onu çıkarttım. Başka kupası olan varsa, kupası olmayan varsa onları da çıkartalım. Şu Aziz Şah'ın da yok. Şunun da yok. Ahmet Erkin'in de yok. Başka kimin yok?
Mert'in yok. Mert'i de çıkarttık arkadaşlar. 40'a 40 savaş başlattık. Tamamdır. Uzun zamandır girmiyorduk. Şimdi de girmiş olalım bakalım. Şunları da toplayalım arkadaşlar. Ondan sonra da ganimetlerimizi toplayalım. Bu arada kupamız da yok. 1187 kupadayız. Güzel. Yakın bir zaman içinde de 1250 kupaya çıktık mı hiç arkadaşlar? Şu 450 taş veren ödül vardı ya, görev. Onu aldık mı? Onu hiç bilmiyorum. Bu 450 taş bir tane görev veriyordu. 450 taş. Hangisi o? Aldık mı acaba? Aldıysak üzülürüm. Hani 450 taş az bir rakam değil. Aldık galiba arkadaşlar. Çünkü göremedim şu an onu. Son bir kez daha bakıyorum. Evet, 450 taş veren ödülü almışız arkadaşlar. Bu arada 2000'lerde bir şeyimiz var. Yeşil taşımız var arkadaşlar. Zaten bunu sizler birlikte almıştık. Kaç taş almıştık? 1200 taş satın almıştık arkadaşlar. Videosu da zaten kanalda mevcut. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Barbarlarımızı basıyoruz. Okçularımızı basıyoruz şu şekilde. Savaş arayalım bakalım. Ganimet arayalım. Neyse arkadaşlar, ben sizi fazla uzatmayacağım. Bir tane güzel bir ganimet bulduğum zaman karşınızda olacağım. Bu arada internetim bayağı bir kötü olduğu için uzun zamanda bir arıyor. Yani bayağı bir uzun sürüyor araması. Neyse. Bir tane ganimet bulayım. Ondan sonra karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Serinin hayırlısı budur arkadaşlar. Evet, 263.000 altın çıktım. Gerçekten de çok güzel. İlerleyen dakikalarda inşallah bu şekilde çıkmaya devam eder ki seri hayırlı olur arkadaşlar. Yeniden başlıyoruz ya. O yüzden de hayırlı olur inşallah bakalım. Şimdi hemen barbarlara ve okçulara atmaya başladım. Zaten biliyorsunuz ki benim genel taktiğim okçu barbardır. Bunu herkes bilir. Okçu barbar oyundaki en iyi taktiktir. Kullanmayanlar varsa kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü bazıları sadece okçuluğuyla savaş yapıyor ya da sadece barbarla savaş yapıyor ya da devle falan savaş yapıyor arkadaşlar. Yani benim size tavsiye ettiğim tek ordu, yani ganimet kasmak için tek ordum okçu barbardır arkadaşlar. Başka orduyla kasmanıza pek de gerek yok arkadaşlar. Okçu barbar oyunun en iyi taktiğidir. Bunu burada bilin arkadaşlar. Bazıları söylüyorsa, yani değil diyorsa, yanlış biliyordur ya da yalan söylüyordur arkadaşlar. Ben de buradan size böyle bir bilgi vereyim dedim. Evet. Buradaki ganimeti temizledik arkadaşlar, bakın çok az bir maliyette ve çok hızlı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar bu ordu. Çok hızlı bir şekilde ganimetimizi aldık ve teslim ol diyerek çıkıyoruz. Yani kupanın zaten şu an bir önemi yok ve 212.000 altın ve de 74.000 de iksir aldık arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi bu arada kupamızda gümüş 2'deymiş, güzel. Ne yapıyoruz? Sosyalde de arkadaşlık isteği varmış galiba. Neyse. Bakın mesela bu yeni kışla özelliğinde 30 taş verince ancak 4 kışlayı yani bütün kışları hızlandırıyor. Ama ben şey istiyorum, sadece 2 kışlayı hızlandırmak istiyorum. Mesela olmuyor. Süpersel bu konuda bir çakallık yapmış. O yüzden de böyle bir şey koymuş arkadaşlar. Ama yapacak bir şey, 30 taş vereceğiz arkadaşlar seri için. Sıkıntı yok bizim açımızdan. Ama bu arada 6500'lük taşı alıyorduk azdan. Neyse, sıkıntı yok. İleride onu da alırız belki. Tamam da okçuları barbarlara da basalım arkadaşlar. Bu arada okçuları basalım. Ganimet bulacağım. Ondan sonra da karşınızda olacağım. Ona da saldıralım. Evet arkadaşlar, yine güzel bir ganimet çıktı. Bu aralar sürekli ganimet çıkıyor arkadaşlar. Herhalde başlamamıza özel bize oyun kıyak geçiyor. Yani serimiz bayağı bir hayırlı olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. İnşallah siz de beğenirsiniz. Devam etsini istiyorsanız yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten de sizin görüşleriniz benim için çok önemli. Hızlı bir şekilde barbarları verdim arkadaşlar. Görüyorsunuz okçuları da hemen hızlı bir şekilde arkasından verdim. Zaten bu taktiğin amacı bu. Ne kadar hızlı atarsınız o kadar yüksek yüzde alırsınız ve o kadar iyi ganimet alırsınız arkadaşlar. Göreceksiniz şimdi. Çok kolay bir şekilde %50'yi alacağız diye düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa. %50 zaten kolay bir şekilde geleceğini düşünüyorum. 2 yıldız belki gelir arkadaşlar. Yani her zaman 2 yıldız böyle garanti olmuyor ama tek yıldız her zaman garanti arkadaşlar. Ve ganimetini de hemen 200.000'i de aldık. Dediğim gibi arkadaşlar, okçu barbar oyunun en iyi taktiğidir. Yani aksini söyleyen varsa, dediğim gibi aynı şekilde az önceki söyledim zaten. Yalan söylüyordur arkadaşlar ya da yanlış biliyordur. Veya yanlış duymuştur ya da yanlış telaffuz etmiştir. Yani artık daha ne kadar bir ihtimal sunayım size bilemedim. Evet, hemen buradan savaşı da sonlandırdık dediğim gibi. Evet, ordumuz hazır olsun arkadaşlar. Ondan sonra karşınızda olacağım. Arkadaşlar uzun bir aramadan sonra böyle bir köy daha çıktı arkadaşlar. Biraz fazla aradım bu sefer. Yani ganimet çıkmadı. Az önce biraz nazar değdirdik galiba. Ama bu sefer bu köyü üçleyeceğim arkadaşlar. Ve üçledikten sonra da yıldız neydi? Yıldız bonusu. Evet, yıldız bonusu olarak da biraz daha ganimet alacağız ki biraz daha hızlı ganimet kazmış olalım. Evet, hemen hızlı bir şekilde barbarları verdim arkadaşlar. Okçuları da hemen hızlı bir şekilde veriyorum. Büyüleri kullanalım ki arkadaşlar sıkıntı olmasın. Zaten şeyleri fazla kullanmayacağız. İksir fazla ihtiyacımız değil. Genel olarak altın lazım arkadaşlar bizlere. O yüzden büyüleri kullanıyorum çekinmeden. Yani iksir o kadar da lazım değil, altın kadar. O yüzden de sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi okça barbarlar kolay bir şekilde 3 yıldız aldık ve yıldız bonusunu da alacak mıyız bilmiyorum. Büyük ihtimal 1 yıldız kalmış olabilir ya da alabiliriz. Bakacağız şimdi. Evet, güzel bir şekilde 3 yıldız geliyor mu? Geldi tabii ki de.
160 bin altın aldık galiba arkadaşlar. 1,5 milyon altınımız bulunmakta. Şu an 2 tane şifa büyüsü harcadık ama sıkıntı yok. Şimdi savaşı bitirelim arkadaşlar buradan. Yıldız bonusunu arkadaşlar sadece 1 yıldız kalmış, tamamdır. Ordumuz hazır olsun arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar hem %50 alıyorum, biraz ganimet almış oluruz. 80 bin altın aldık arkadaşlar burada. Hem de %50 de biraz bonus alacağız. Hem de yıldız bonusunu alacağız arkadaşlar. Savaşı hemen burada bitirelim. Fazla asker kullanmadan 80 bin altın, 60 bin iksir. Güzel bir ganimet aldık arkadaşlar. Ve şimdi yıldız bonusundan da 80 bin altın, 80 bin iksir alacağız. Hemen onu da toplayalım. Topladık. Çok güzel. Diğer savaşımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine 3 yıldız alınacak ve 164 bin altını olan bir köy çıktı arkadaşlar. Hemen 3 yıldız alalım arkadaşlar bu köyden. Bu arada bu ordu düzenleme modunda hatırlarsınız ki düzenli bir ordu hazırlayıp sürekli onu eğitebiliyordunuz. Ben bunu unuttum için arkadaşlar az önce yapmadım ama bundan sonraki savaşlarımızda o şekilde yapacağım arkadaşlar. Hızlı şekilde okçularımızı falan attık. Hemen şuraya öfke atalım ki 3 yıldız garanti olsun arkadaşlar. Biraz fazla duvar var orada. O biraz bize sıkıntı yaşatacak ama sıkıntı olacağını pek de düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, buradan da 3 yıldız aldık, gerçekten güzel oldu. Hemen şimdi diğer savaşımıza geçelim. İnşallah bu sefer de 2 milyon altını buluruz. Evet, şu anda bir de buradan ordu düzenleme modundan, bir dakika neredeydi? Hızlı eğitimde şu bizim direkt hazırladığımız bir ordu vardı. 100 tane okçu, 90 tane de barbar arkadaşlar, hemen onu eğitelim. Yani bu şekilde olacak artık arkadaşlar bundan sonra yaptığımız savaşlarda. Fazla uğraşmayacağız çünkü ben bunu az önce unutmuştum. Yapmayı unutmuştum ama bundan sonra yapacağız. Bu arada gümüş bir ligine çıkmış bulunmaktayız. Güzel. Buradaki yıldız bonusunun ganimeti biraz daha fazla olduğu için 100 bin altın, 100 bin iksir alacağız. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu arada depolarımızda da altınları biraz daha görmeye başladık. Evet. Şimdi diğer savaşımıza geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım, risk alalım. Burayı da alalım arkadaşlar. Bu sefer de alırsak gerçekten çok güzel olacak. 319 bin altın ve 103 bin de iksir. Bakalım, 103 bin iksir fazla da önemli değil ama 319 bin altın gerçekten gözüme öyle bir geldi ki. Şimdi ben buradan 2 yıldız almaya çalışacağım. İnşallah alırız, bakalım. Köy binası 8 ama olsun. Bizim okçu barbarımız herkese yener. Herkesi yener. Herkese yener dedim lan, neyse. Hemen barbarları attım arkadaşlar. Okçuları arkasından attım. İnşallah de bombalar bize sıkıntı çıkarmaz. Şifalarımız var ama şifalarda o kadar da acayip derece etki yapacağını düşünmüyorum. Hadi gidin bakalım ortaya. Şuralara bir tane daha şifa atacağım. Havantek atıyor galiba. Havantek atıyorsa biraz sıkıntılıyız ama olsun, en azından alabildiğimiz kadar alsak yeterli. 2 milyon altını bulsak şimdi bu savaşta yeterli diye düşünüyorum. Evet, havanları yıktık arkadaşlar. Evet, okçular ölmeden havanları yıkmamız gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ve orada bir tane depo yıktık. Tam diyemedim, tamam. Bir tane depo yıktık ve köy binasına yöneldi. Evet, köy binasına yöneldi ve bütün depoları da alıyoruz arkadaşlar. Evet. Demiştim arkadaşlar, okçu barbarın gücü hiçbir orduda yoktur ya. Harbiden ucuz maliyetli, kısa süreli ve çok işe yarayan bir deste diyorum ordu arkadaşlar. Clash Royale'le arada sıra kafam gidip geliyor. Ve 2 yıldız geliyor mu, 2 yıldız? Hadi 2 yıldız da gelsin canım ye. Hadi 2 yıldız da gelsin canım ye. Yok, 2 yıldız gelmedi arkadaşlar ama olsun, hadi bir dahaki savaşta gelir diye düşünüyorum. Bir tane daha savaş yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da bölümün sonuna gelelim. Çünkü 4 tane yıldızımız olmuş. Hemen orduyu eğitelim arkadaşlar. Şuradan hızlı eğitimden şunu eğit diyelim. Çok güzel. O eğitime başladı arkadaşlar. Ordumuz hazır olsun. Ondan sonra karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, kapanışa özel bir 3 yıldız daha çakayım dedim. Hemen buna da 3 yıldız alacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bakalım. Barbarları, okçuları 4 parmak taktiğiyle, hatta 6 parmak taktiğiyle atıyorum arkadaşlar. Zaten 6 parmak taktiğini, 4 parmak taktiğini sizlere videolarımda öğretmiştim aslında arkadaşlar. Bunu da zaten biliyorsunuz. Hatta 200 bin izlenim almıştı. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bilmeyenler varsa YouTube'a yazsın. Evet, ben çıkarım galiba. Neyse, buradan da 3 yıldız aldık arkadaşlar ve güzel bir ganimetle bu bölümü de sonlandırıyoruz. Hatta 100 bin altın, 100 bin iksir de yıldız bonusu alacağız arkadaşlar. Ve şimdi de inşaatçılarımızı çalıştıracağız. Bakalım nasıl olacak, güzel olacak. Evet. (gülüyor) 30 tane okçu, 1 tane havana karşı. Evet, tam da ortada durdu lan. Aynı illuminati derler şimdi buna. Vallahi buna illuminati diyenler olacaktır arkadaşlar, öyle düşünüyorum. Hemen şunu da toplayalım. Güzel. 2 milyon 396 bin oldu. Hemen ben bunun SS'ini alayım. Kapak fotoğrafı yaparız belki de. Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi burada aynı şekilde ordumuzu da eğitelim. Ondan sonra da bölümümüzün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Şunu eğiteye basalım. Tamamdır.
Nelere basıyoruz arkadaşlar? Şuna basalım arkadaşlar. 250 bin altın. Sonra neye basabiliriz? Hemen bakalım. Bunlar son seviye mi? Hayır. Bunlar son seviye. Evet. Bunlar son seviye. Havanlar bakalım son seviye miymiş? Evet. Havanlar da son seviye arkadaşlar. Hava savunmaları da son seviye miymiş diye baktım. Hava savunmaları 3'ü de son seviye değil. O yüzden buna bastım. Bir de buna basacağım arkadaşlar. Bu laboratuvardan bakalım ne basabiliriz. İlk önce bir inşaatçılarımızı çalıştıralım da ondan sonra laboratuvara bakarız zaten. Ne basabiliriz diye bakıyorum. Şuna basabiliriz aslında. Yok. Burada çok düşük kaçıyor ya. Harbiden bayağı bir düşük kaçıyor. 1 milyon 40 bin iksirimiz var. 1 milyon 40 bin iksire neyi basabiliriz diye çok düşündüm. Ama velakin bulamadığım için şunu basacağım arkadaşlar. Evet. Bu bölümün de burada sonuna gelelim arkadaşlar. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani yaklaşık 1 saattir ganimet kasıyorum. Harbiden de bayağı bir uzun sürdü. 1 saat bunu renderlaması da bayağı bir uzun sürecek. O yüzden de emeğe saygı olarak bir like atarsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece her attığım yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler.